Merhabalar, bugünkü aracımız 2009 model Volkswagen Polo. Aracımıza 7 inç Android cihazımızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyoyu ilgili alandan çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan, bu fit alanı oluşturan çerçevemizle birlikte 7 inç cihazımız takıldı. Arkadan gelen fabrikasyon soket yapıları kesinlikle bozulmadı. Birebir karşılık konnektörler kullandık. Bir eklentimiz de aracın geri vites kamerası. Geri vitesi attığımız zaman otomatik kamera devreye giriyor. Yaptığımız işlemler bunlarla sınırlı. Araçta direksiyon kumandası olmadığı için ya da bir ken altyapısı olmadığı için araç bilgilerini alamıyoruz ekrana. Tekrar toparlayalım. Oluşan boşlukları kaplamak için bir çerçeve kullandık. Fabrikasyon konnektör yapısı bozulmadı. Geri görüş kamerasıyla montajımızı tamamlamış olduk. Kullanıcıya neler kazandırdı cihazımız? Eğer ona başlamadan önce şunları söyleyelim. Daha önceden bu araca müdahaleler olmuş. Şu ilgili alanda ve şu alanda videolarda çıkabilir. Daha önceden bir cihaz takmaya çalışmışlar. Buralara zarar vermişler. Bunları da videoda gözüküyordur. Onları belirtelim. Kullanıcıya neler kazandırdı cihazımız? İki türlü navigasyon, bir GPS üzerinden. Herhangi bir internet bağlantısı gerek kalmadan çalışan navigasyon. İkinci olarak da internet paylaşıldığı zaman Google Maps ya da Waze ya da Yandex Trafik Google Play Store üzeri hesabından kurulabilir. Şuradan. Radyo kısmı. Durdum. 18 adet radyo istasyon havuzası var cihazımızın. Böyle sayfalar arasında geçiş yapılabiliyor. Bluetooth kısmı, telefonla görüşme ve telefondan müzik aktarımı için Bluetooth arayüzü. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açmak için USB kısmı. Şu anda dahili havuzadan açıyorum. Ya da videolar açılabilir. Yine bir dahili havuzadan video açacağım. Kullanıcı dahili havuzasına yükleyebilir ya da USB üzerinden videolarını MP3'lerini açabiliyor. Her iki akıllı telefondan bu PhoneLink üzerinden her iki akıllı telefondan yani iOS ya da Android olabilir. Ekran yansıtma var. Sorunsuz bir şekilde çalışır. Cihazımız internet altyapısı olduğu için Android tabanlı olduğu için internet paylaştırıldığı zaman Play Store üzerinden kurulabilecek birçok uygulama YouTube, Spotify ya da farklı uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanıcı aracında kullanabilecek. Bunlar kullanıcıya kazandırdıkları. Cihazımızın teknik özellikleri neler? Android 10 işletim sistemi var. 2 GB RAM, 4 çekirdek. Her bir çekirdek 1.6 GHz hızında. Android 10 işletim sistemi var. 24600'de IPS ekrana sahip. Demin videoda gördüğünüz gibi. Cihazın ekran kalitesi çok başarılı. Bunlar da cihazımızın teknik özellikleri. Arayüzlerde geçişleri gösterelim. Ne kadar hızlı.